Şöyle bir görelim bakalım. Şimdi bu kadar bayrak sallama, öyle olmaz bu iş. Bu bir insana şahane bir toz koparan. Şimdi ben bizim kentsel dönüşümle ilgili felsefemizi size kelime kelime anlatacağım. Bir, sizinle konuşmadan, sizi yok sayarak asla ve asla kentsel dönüşümle ilgili bir planlama yapmayacağız. Bir. İki. Bırak amcam, bırak. İki. Ben toz koparanda yaşayan insanlarıma yine bu güzel mahallede mesken yapmak zorundayım. Başka bir yere gidemezsiniz. Üç. Sadece size ev yapmak kentsel dönüşüm değildir. Sizin spor alanlarınızı düşünmek, sizin mahalleli o güzel ilişkilerinizi düşünmek, yeşil alanlarınızı düşünmek, sizin tüm ihtiyaçlarınızı düşünmektir kentsel dönüşüm. Ayrıca burada yıllardır kiracı olanlar da var. İlla herkes ev sahibi değil. Ben biliyorum. Aynen öyle, biliyorum. Burada adamın evi vardır. Belki 30 senedir oturmuyordur. Sen onun kiracısın. Ben buradaki kiracılara da uygun koşullarda ev vermek zorundayım. Kentsel dönüşüm budur. Bakın, bu söylediklerim dünyayı yeniden keşfetmek değil. Bu söylediklerim açık ve net olması gereken, insani, vatandaşını düşünen, cebini düşünmeyen, birkaç arkadaşını düşünmeyen, burada 5500 konut, yanlış mı söylüyorum? 5500 konutu düşünen anlayıştır kentsel dönüşüm. Biz her konuda vatandaşının yanındayız kardeşim, her konuda. Toz koparanda da buradaki insanların yanındayız. Devleti yönetenler ve belediyeyi yönetenler bu şehri kendi cepleriyle yönetmiyor. Ha, kendi ceplerini düşünenler olabilir. Biz onlardan değiliz. Biz devletin, kamunun parasına gözümüz gibi bakacağız. Sizin bir kuruşunuza sıkıntı gelmemesi için mücadele vereceğiz. Gün gelecek bu toplumun sıkıntılarını çözeceğiz. Gün gelecek bu toplumun geleceği için o paraları harcayacağız. Mesela özellikle Çırpıcı Deresi ile Ayvalı Deresi'nin birleşeceği bu alanlarda yaklaşık 300 bin metre büyük bir park projemiz var. İstanbul'un en güzel parklarından birini buraya yapacağız. Bakın şu anda inanın şu toz koparan olmasa gün görende insanın, yani kişi başı yeşil alan diye bir kavramı konuşma şansı olmayacak. Allah'tan şurada biraz yeşil alan var da gün görenin yeşil alan miktarı kişi başı herhalde 0-30 metrekare civarında. Komedi, İstanbul'un en kötüsü. Ben 32 yıldır bildiğim gün gören, inanın bakın kalben söylüyorum size, yaklaşık 20 yıl önce burada iş yerimi başka yere taşıyan birisiyim. Bıraktığım günden daha kötü bir gün gören var. Oyun istemiyorum ben. Ben geldiğim zaman beni sorgulayacak.